Karadeniz Ereğli, Aydınköy muhtarlığına bağlı Aydınköy Anıt Cuma'da bulunan Aydın İlk ve Ortaokulu nostalji yayınına başlamış bulunuyoruz. Evet, Aydın İlk ve Ortaokulu, yani geçmiş dönemlerde Aydınköy'ü ilkokul olarak, yani Aydın Anıt Cuma İlkokulu olarak hizmet veren okul, şimdi 11 muhtarlığın merkezi konumundaki Anıt Cuma'da taşımalı eğitimin ana okulu olarak görünmektedir. Anıt Cuma merkezde bulunan Aydın İlk ve Ortaokulu 11 muhtarlığa hizmet vermektedir. Geçmişi nostaljilerle, büyük hatıralarla, büyük anlarla dolu Aydın İlk ve Ortaokulu gerçekten bölgemize iyi hizmetler sunmaya çalışıyor. Çünkü İskenderli, Yazıören, Torumlu, Hacı Uslu, İkor Hocalar, Zaramzalı Mahallesi, Aşağı Hocalar, Sakallar, Vakıf, Yeniköy, Kirencik, Oğberler, Aydınköy Merkez, Saka Mahallesi, Kapavoz Mahallesi ve Kışta Mahallesi'nin taşımalı eğitimine yararlandığı köylerden bir tanesi. Aydınköy'ü ilk ve ortaokulu. Evet, nostalji geçmişi. Çok fazla fotoğraflar göreceksiniz. Hani fotoğrafları gördüğünüzde şöyle 50 yıl, yaklaşık 50 yıl geriye gideceğiz. Gerçekten bu fotoğraflarda hayatına devam eden, aramızda olmayan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, bu okuldan mezun olmuş öğrencilerimiz var. Hayatta olanlar Allah'tan uzun ömürler. Bu dünyadan ahiret hayatına intikal etmiş öğretmen ve öğrencilerimiz de Allah'tan rahmetler, mekanların cennet olmasını deriz. Evet, resimlerde görüldüğü gibi bu resimler Erol Yeter öğretmenimizden bizlere gönderilmiştir. Sağ olsun, bir mail atmıştık, talep etmiştik. O da gönderdi, kırmasın. Az önceki geçen resimde Hüseyin hocamızın, değerli Hüseyin Aslan hocamızın Obeler'de bir dönem öğretmenlik yaptığı zamandan kalan ve bizlere gönderdiği bir resim. Evet, Aydın Ortaokulu'nda işte TÜBİTAK gibi geleceğe yatırım yapacak öğrencilerin yetişeceği bir projelerde hazırlanmakta. Okulumuzun konumu ve yeri gerçekten çok güzel. Hani Anıt Cuma'nın tam merkezinde, çarşamba günü kurulan pazar, tüm hizmetlere okulumuz gerçekten güzel yerde. Pazardan tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Ereğli'ye yaklaşık 45 kilometre, Devre'ye yaklaşık 20 kilometre. Devrek Ereğli Karayolu'nun bir kısmı yapıldı. Anıt Cuma'dan Çaylıoğlu'na kadar 13 kilometrelik bir bölüm var yapılmayan. İşte Anıt Cuma'dan Vakıf'a kadar 4 kilometrelik bir bölüm var yapılmayan. Diğer kısımlar Vakıf'tan 16 kilometre ve Çaylıoğlu'ndan yaklaşık 30 kilometrelik bir dilim Ereğli'ye kadar tamamen yapılmış durumda. Artık yani burada öğretmenlik yapmak güzel. Geçmişte okulumuz tek kattı, 2 derslikti. Şimdi 12 derslik bir okul. Hem ilkokul hem ortaokul olarak hizmet vermekte. Gerçekten dediğimiz gibi yani yeri ve konum güzel. İşte geçmiş öğretmenlerimiz, geçmişte bizlere eğitim veren öğretmenlerimiz, resimde görülen Hülya öğretmenimiz, Nezahat öğretmenimiz, merhum Süheyla Üçer öğretmenimiz, aynı zamanda dayımızın eşi. Evet, çok öğretmenler gördük. Çok bizlere eğitim veren, bizlere geleceğe yatırım yaptırmaya çalışan değerli öğretmenler gördük. İşte Erol öğretmeni belki göremedik ama ondan sonra Osman hocası, Ali hocası, yani çok değerli Atilla Bayram hocamız, Ahmet hocamız, Gülizar Yeşil hocamız, Muharrem hocamız, yani aklımıza gelip de sayamayacağımız kadar çok değerli öğretmenler gelip geçti. Aynı zamanda tabii Dilaver hocamız var, Aydınköy merkezdeki o okulda görev yapan çok değerli hocamız. Yine Aydınköy'de görev yapmış Mehmet hocamız vardı, Antalyalı. Yani gerçekten çok değerli insanlar gelip geçti. Biz de işte okulumuzun böyle bir değerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Okulumuza elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya, yardım etmeye çalışıyoruz. İşte kütüphanesinden bilgisayar odasına, öğrencilerin yıllık defter kalem ihtiyaçlarına kadar tüm süreçleri yani elimizden geldiği kadar iş arkadaşlarımızla beraber o süreçleri karşılamaya
her okul açılışında, her okul döneminde bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Okulumuza gerçekten evet köyümüzden yetişmiş, köyümüzün okullarını okumuş Kenan öğretmenimiz var. Şu anda aynı zamanda okulu, köyümüz okulunda görev yapmakta. Serkan Erdoğan kardeşimiz bir dönem okulumuza vekil öğretmenlik yaptı. Yani şu anki müdürümüz Musa Hocam okula devam ediyor. İşte dediğimiz gibi işte kütüphane hizmetleri, bilgisayar odası hizmetleri, okulun değişimi ve gelişimi için elimizden gelen katkıları iş arkadaşlarımız ve çevredeki eş dost sayesinde sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü elimizde gelen devlet kurumlarının tek varlığımız köyde bulunan okulumuz. Çünkü sağlık hocamız vardı, kapandı gitti. PTT'miz vardı, postanemiz vardı, kapandı gitti. Dediğimiz gibi elde kalan tek devlet kurum, buna da sahip çıkmak lazım. Her dönem 23 Nisan dönemlerinde okulun etkinliklerine katılmaya ve gitmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yani okulun yani geleceğe yatırım yapılması amacıyla, okulun öğrenci sayısı her geçen dönemde azaldığından dolayı yani mevcut yerinin konumunu sağlamak amacıyla biz elimizden geldiği kadar bu okulumuza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de Hüseyin hocamız vardı işte muhtarların katkısıyla, muhtarlarımız, değerli muhtarlarımız arasından ayrılan rahmetli olmuş değerli muhtarlarımız var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanlara cennet olsun. Onların işte 23 Nisan gibi dönemlerde okula yaptıkları katkı, yani destekte bulunmaları, manevi ve maddi destekte bulunmaları bizlere gerçekten gurur veriyor. Evet işte bir 23 Nisan'da 23 Nisan töreninin açılışı İstiklal Marşı okunuşuyla. Tabii İstiklal Marşı kayıtlarımızda sesli olarak var ama telif hakkından dolayı burada yayınlayamıyoruz. Çünkü telif hakkı isteniyor tip şeylerde, paylaşımlarda. O yüzden sessiz olarak görüntüyü sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu destek veren, okulumuza katkıda bulunan değerli muhtarlarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Aramızdan ayrılanlara da Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara Allah uzun ömür versin. Evet, okulumuz gerçekten dediğimiz gibi güzel. Yerleşim yeri güzel. Öğrencilerimizin 23 Nisan etkinlikleri hani gerçekten izlemeye, görmeye değiyor, keyif alıyorsa Ereğli'den gidiyoruz. Yani 23 Nisan etkinliklerini görmek ve onları yaşamak için. Dediğimiz gibi yani birçok etkinlik yapıldı. 2009 yılında Anadolu Gecesi adı altında bir etkinlik yapılmıştı. Devamı gelmedi. Gerçekten çok güzel bir eğlenceydi. Çok güzel bir akşamdı. 23 Nisan'ın olduğu akşamında yapıldı. Hani 29 Ekim, 30 Ağustos gibi böyle değerli resmi bayramlarda fener alayları yapılır ya. İşte biz de 23 Nisan'da akşamında Anadolu Gecesi programı yapmıştık. Çok güzeldi. Devamını getiremedik. Olmadı. Bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. İşte bir 23 Nisan yürüyüşü, 23 Nisan töreni. Bu klip hazırlarken genelde işte geçmiş yıllarda okulumuzdan mezun olmuş o nostaljik fotoğrafları hatırlamak ve onları paylaşmak için hazırlamıştık. Tabii bunun için bunları hazırlarken dünden bugüne, günümüze kadar bir şeyler aktarmaya, bir şeyler yapmaya çalıştık. Okulun geçmişi gerçekten çok farklı. Dediğimiz gibi tek katlı, iki derslik üzerine yapılmış. Tuvaleti dışarıda de okul olmadan önce karşıda bir dönem sağlık hoca hizmeti veren binanın birinci katında merhum muhtar Koca Osman dediğimiz Osman Özmen amcamızın sağlık hocana verdiği binanın altına da bir dönem okul yapılmış. Belki de bir dönem obellere de gidilmiş olabilir. Yani çünkü geçmişte dediğimiz ya 1950'lerde falan başlamış Arutçuma. Yani yerleşim yeri çok eskiden yerleşim yeri yokmuş. Şimdiki günlerde baktığınızda dediğimiz gibi yani tüm köylerin İskenderlisi, Yazıören'i, Torunlusu, Hacısusu, Yukarıcaları, Aşağıcaları, Zaramzolusu, Sakalları, Vakıf, Yeniköy, Kirençi, Obelleri, Saka Mahallesi, Kavaboz Mahallesi, Kışla Mahallesi, tüm bölgenin öğrencileri Kayalıdere Köyü hariç Arutçuma'ya taşıma eğitim sisteminden faydalanmaktadır. Rahman kardeşimiz de güzel şiirini okudu. Ona da Allah zihin açıklığı versin. Evet, dediğimiz gibi 23 Nisan etkinlikleri, TÜBİTAK yatırımları ve benzeri işte 23 Nisan etkinliklerinde aramızdan ayrılanların geçmişte ayrılmadan önce güldükleri yaşantıları gerçekten işte bugünleri hatırlamak, yad etmek için sizlere bu güzel videoyu hazırlayıp sunmaya çalıştık. Kenan öğretmenimiz, köyümüzden yetişmiş değerli kardeşlerimizden bir tanesi. Evet.
öğretmenlerimiz, değerli öğretmenlerimiz, işte Fatih Altuğ kardeşimiz, o da bir dönem köyümüze öğretmenlik yaptı. Allah onlardan razı olsun. Yani köylerine sahip çıkmaya çalışıyorlar, değerlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi Aydın İlkokulu, ilk ve ortaokulu gerçekten değerli öğrenciler yetiştirdi. İçinden devlet kadrolarında görev almış çok değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz var. Allah onlara da görevlerinde başarılar ihsan eylesin. Dediğimiz gibi bu okulda emeği ve katkısı olan çok öğretmenlerimiz var. İşte Süheyla Üçer, merhum yengemiz, dayımızın eşi, yaklaşık 25 yıl falan bu okulda görev yaptı. Yani okuttuğu öğrencilerin, çocukların çocuklarına kadar neredeyse okutacak döneme gelmişti. Yani birçok çocuğunu okuttu. Ondan sonra en uzun görev yapan öğretmenlerimizden muhtemelen, yanılmıyorsam, yine okul müdürümüz Hüseyin Altıntaş'tı. O uzun süre görev yaptı. Arada işte dediğimiz gibi Koray hocamızdan tutun da yani Kenan hocamıza kadar birçok öğretmenimiz gerçekten bizlere iyi eğitim vermeye çalıştılar ve çalışıyorlar. Hala da devam ediyorlar. Tabii eski dönemin okul hayatı ile şimdiki dönemin okul hayatı farklı. Eskiden kara önlükler, sonra mavi önlüğe geçişler, sonra serbest kıyafetler falan derken bir 23 Nisan etkinliği ve TÜBİTAK etkinlikleriyle bu güzel videomuzu hazırlayıp sizlere sunmaya çalıştık. Bizlerle beraber oldunuz. Bizlerle beraber izlemeye çalıştınız. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. İnşallah ileriki süreçlerde daha iyi, daha güzel videolar paylaşmak üzere sizlere iyi seyirler dileriz. Kanalımızın adı Ali Atar Arnavutçuma. Arnavutçuma civar köylerine ve genel video paylaşımları yapmaya çalışıyoruz. Kanalımıza üye olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı izlediğiniz videonun altında yorum bölümüne yazabilirsiniz. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi mutlaka bekliyoruz. Siz ne kadar eleştiri ve öneri yazarsanız biz de o kadar kendimizi geliştiririz. Sizlere daha iyi sunum ve daha iyi videolar hazırlamaya çalışırız. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Köyümüzün okuluna sahip çıkmayı ve o değerlerimizi yaşatmayı unutmayalım. Sevgi ve saygılarımızla. Ali Atar Arnavutçuma.